aslında ilk duruşma yapılıyor sevgili izleyiciler. Ocağın bu sene 2022'nin ocağın 27'sinde daha yeni ilk duruşma yapılıyor. Evet. Ve bu kez Murat ifadesini değiştiriyor. Evet. İfadesini değiştiriyor, diyor ki ben diyor karımı öldürmedim diyor. Benim karımı diyor Tülay'la Recep. Evet. Yani Recep Tülay'la benim Recep. Benim evimde yaşanmış oluyor olay. Cinayet, o şekilde evet, ifade veriyor. Cinayeti sizin işlediğinizi söylüyor. Evet. Ondan sonra hatta diyor ki ben diyor şunu söylüyor, izninizle onu söyleyeyim de. 4-12-2016 günü diyor Azize'yle görüşüp bu problemleri çözümledik diyor. Aramızda bazı problemler vardı ama diyor biz problemleri çözümledik diyor. Hayır. Bir sorunumuz kalmamıştır diyor. Bir dolaştık diyor. Akşam üzere diyor Azize diye Tülay'ın yanına gitti. Sizin yanınıza gelmiş. Azize ile Tülay arasında anlaşmazlık vardı diyor. Hayır. Bu sırada ben oğlum Oğuzhan'la birlikte evdeydim. Daha sonra Tülay'dan öğrendiğim kadarıyla Azize Recep'e hakaret etmiş. Hayır, yalanlıyorum. Benim Azize ile herhangi bir husumetim olmamıştır. Kardeşi zaten kendi yanımda. Kız 5 kardeşi, Aralık'ta en son kaybolmadan yani. Önce. Zaten Azize de diyor ağzı bozuk biriydi. Küfürlü konuşurdu evet. Diyor. Bozuktu ama bana karşı herhangi bir öyle terbiyesiz de olmamıştır. Diyor ki Recep diyor evinde bulunan bıçakla diyor eşim Azize yani senin eşini öldürdüğünü söylüyor. Bıçakla öldürmüşsün. Hayır. Nereden biliyormuş ki? Devam edeyim. Ben daha sonra oğlumla beraber Tülay'ın evine gittim. Tülay kapıyı açtı. Yüzünde bir değişiklik olduğunu gördüm. Ne olduğunu sordum. Çok şey oldu. Kapıyı araladığında Azize'yi yerde kanlı vaziyette gördüm. Nabzı yoktu. Ambulans ve polisin aranmasını istedim. Evinizde böyle bir şey yaşandı mı? Hayır. Hayır. Herhangi bir evimde kontrol edilsin. Yani biz her şeye karşı açığız. Baştan beri de polisle irtibattayız Didem Hanım. Evet, benim telefonum evde kalmıştı. Yalan. Tülay ambulans ve polis aranmasını istemedi. Recep çok ceza alır dedi. Hayır, o konularda zaten sürekli evde telefonu kalıyor. Daha önceden de bana yine bir iftira atılmıştı. Benim eşim Mardin'deyken beni başka bir bayanla yakalamış oluyor. Onu da Azize'ye anlatacaktı. Yine telefon evde kalmış oluyor. O konularda hep telefon evde kalıyor. Azize'den ben de diyor. Ben de Azize'den kurtulmak istiyordum ve cesedin ortadan kaldırılması konusu konuşuldu. Tamam, zaten kurtulmak istiyordum. Beraber karar vermişsiniz cesedini nasıl kaldıracağınıza. Tülay bir valiz getirdi. Azize'nin cesedini valize koydu. Ve cesedin denize atılması konusunda teklifte bulundu. Hayır. Evet, sizce ne olur? Biz de izinle şunu okuyayım. Biz de diyor Recep'le birlikte cesedi alarak Konyaaltı sahile gittik diyor. Bir otelin yanında bulunan sahilde valizi diyor 80-100 metre taşımak suretiyle suya batırdık diyor. Peki orada kimse görmüyor mu? Herhangi bir şüpheli ya orada güvenlik oluyor, polis oluyor. Söylediği yer sürekli böyle gidiş geliş insanlarla dolu bir yer yani. Burası. Tülay'ın tavsiyesiyle diyor Azize'nin evi terk ettiği konusunda açıklamalarda bulundum ben. Evet. Tülay bana tavsiye etti diyor. Öte yandan diyor Tuncay Selinkan'dan bana gerçeği açıklamamam konusunda da bana tehditlerde bulundu. Hatta tamam. Tülay Azize'nin kanlarını benim evime götürmüş, benim banyoma tuvaletime sürmüş, bunların resimlerini çekmiş. Bu resimlerin kendisinde olduğunu söyledi. Yine başım ağrıyordu diyor. Bana ağrı kesici diye uyku ilacı vermişti diyor. Peki biz anahtarı nereden almışız acaba? Onu anlayamadım. Onun hatta diyor ben uyuduğumda diyor almış? Kendi kıyafetlerimi soyup benim alt kıyafetlerimle çıkartıp sanki ben diyor işte ona bir cinsel istismarda bulunuyormuşum gibi görüntülerimde Recep Atak çekmiştir diyor. Yani. Azize'ye karşı cinsel istismar yani kendi karısına karşı öyle o şekilde mi oluyor? Yani şunu söylüyor, çok detay var, çok daha detaylı konuşuruz ama şunu söylüyor. Yani Azize'nin kocasını aldattı ortaya çıkarınca aile meclisinin kararıyla işte sizin de Tülay senin kocanla beraber kısacası sadece Recep'le olan tartışmadan dolayı değil de aile meclisinin kararıyla Azize'yi öldürdüğünüzü iddia ediyor. Benim ablam bir gün öncesinde yani kaybolmadan önce 4 Aralık'ta bana geliyor kahvaltıya. Evet. Bir gün öncesinden evden kovuyor onu diyor ki beni evden kovdu dedi. Dedim ki abla neden bana gelmiyorsun? O da diyor ki geç saat olduğundan sana rahatsızlık vermiyorum. Yanımızda bir pansiyon otel var. Oraya gidiyor perişan halde. Cebinde 5 kuruş parası yok. Ablamın anlattığı tarzda. Cinayetten ne zaman önce ya öldürüldü ya o gün? Gitmeden bir gün önce bir yani gün ölmeden önce. Aha, 4 tamam. Aralık'ta. Pazar Aralık'ta. Günü bize kahvaltıya geliyor 4 Aralık'ta. Beni diyor ki 3 Aralık'ta evden kovuyor diyor. Ben diyor 3 Aralık'ta 3 diyor. 3 Aralık akşam. Atıyor ama ondan sonra yanında küçük oğlu var. Oğuzhan size Atak. Bir fotoğraf mı gönderiyor o sırada? Ben biz ailece bir fotoğraf istiyoruz. Diyoruz ki abla ne giyindiysen sadece giyim kuşağımı bir de hatıra kalsın diye saklıyoruz. Abla diyor ne giyindiysen fotoğrafını at. En son ki attığı fotoğraf. Bir gelsin ekranlara Azize'nin en son attığı fotoğraf. Bu fotoğraf. Evet. Kocasıyla tartışıyor bir otele gidiyor.
Doğru mu? Evet. Ve otelden size bu fotoğrafı atıyor. Oğlu hayır, otelden sonra değil. Bu eve geçiyor. Bu evin hali şu anda. Eve, otele gittiğinde perişan haldeydi. Perişan haldeydi. Evet. Evet. Bu öldürüldüğü günkü en son fotoğrafı mı? Evet, öldürülmeden ki en son fotoğrafı. Ben bunun bir tek bunu gördüm, bir daha görmedim. Orman bundan sonra da hiçbir şeye rastlamıyoruz. Telefon kaydı olsun, ses kaydı olsun, görüntü olsun, resim olsun. Hiçbir şeye ulaşamıyoruz yani. Peki size niye fotoğraf attı ki evden? Ben sürekli aileme de atıyor, hatıra kalsın diyor. Diyor ki anneme atıyor, kardeşlerime atıyor. Diyor ki bakın diyor ne güzel olmuş muyum diyor. Sadece bu yani. Bu olay yani, bu fotoğrafı çektikten sonra... Kendi şeyine çok düşkün olduğundan Tülay istiyor. Abla diyor üzerine diyor ne giydiysen diyor bana diyor at diyor. Ben diyor merak ettiği için. Bende, en son fotoğraf gibi. Peki ben şuna bu şeyden fotoğrafı size gönderdikten sonra Murat senin abin Recep eve geliyor. Evde tartışıyorlar mı? Bu fotoğraftan sonra mı tartışma oluyor? Bir eve gelmiyor. Bir de eve Murat gelmiyor. Ertesi gün Azize kaybolduktan sonra geliyor Murat. Burada hayır bir, hayır demiyorum. Şimdi bu dördünde çekilen fotoğraf değil mi bu? Dört. Bu üçünde. Üçünde çekilen üçünde. Fotoğraf. Şey bana geldikten öğlenden yok, sonra dördünde oluyor. Dördünde çekilen fotoğraf. O zaman üçünde, yani... üçünde perişan bir halde akşam otelde kalıyor. Ama o zaman dördünde birlikte. Otele giden kadın, kocasıyla tartışan kadın eve niye geri dönsün ki? Ki ben dedi oğlumla birlikte çarşıya gideceğim dedi. Ya bana telefon, diyor ki, diyor telefon ki, alacağım diye onu kandırıyor. Ben biraz kıskançlık olduğundan neden... ben de olmasın diye o da onu telefon alacağım diye kandıraraktan yani o şekilde. Karısı otele gidiyor, Azize otele gidiyor, abi Murat gidiyor otelde mi buluyor? Hayır, Azize oteller çok yakın olduğundan bana kahvaltıya geliyor diyor ki Tülay diyor şimdi bana ta deleyelim. Niye abla diyor imam nikah. Peki sürekli... boşandılar mı o arada? Hayır. Dedi sürekli kavga ettiğimizde dedi nikah tazelemeye gidelim. İmam nikah tazelemesi. İmam nikah tazelemesi. Ertesi gün Murat Atak bizim evimize geliyor. Diyor ki ben telefonun faturası nerede? Kutusu nerede? Markayı söylemiyor. Telefon oluyor karısına. Evet. Evet tamam. O yüzün şeyde çarşıdan aldığı onun faturası nerede? Kutusu nerede? Biz, o da ne diyor? Diyor ki ben şeyi anlamaya çalışıyorum. Şimdi burada en son karısı şeye gidiyor, işte otele gidiyor. Sonra dördünde eve dönüyor. Bir şekilde ikna ediyor o zaman karısını. Hayır, evet. Bir şekilde ikna ediyor. İşte nasıl ikna ediyor? Ben de onu anlamadım. Ya, telefon alacağım diye. Bir de işte elbiselere falan düşkün olduğundan, ondan sonra çiçeğe falan da çok böyle bu şekilde hediyelere düşkün olduğundan o şekilde. Ya dördünde öldürüldüğü gün size gelmedi diyorsunuz yani. Bize geldi. Hayır. Bir dördünde bir de gündüz geldi. Geldi mi gelmedi mi Recep? Geldi. Ben sen gelmedi hayır. Diyorsun. Pazar günü dördünde geldi bize. Ama üçünde geldi dediniz. Hayır dördünde. Yatıyor dördünde size geldi. Evet, dördüncü evet. Sabah yani. Dördünde sabah saat oluyor. Pazar günü. Saat 11 falandı. Zaten şeyde diyor ki dördünde olaylar oldu diyor zaten. O gün dördünde her şey oluyor. Dört i̇şte, işte bir de... üçünde otelde kalıyor. Üçünde tamam. Akşam otelde kalıyor. Sabah da size geliyor. Dördüncü sabah pazar geliyor. Günü bize geliyor. Ondan kahvaltıya geliyor ondan sonra bir daha yani. Da görmedim. Kahvaltıyı bizim evde yapıyor. O zaman çocuktan en son beraber, sizin evden sizin evden nereye gideceğini söyledi peki. Evime gideceğim dedi. Üstümü giyineceğim, oğlumu alıp giydireceğim dedi. Çarşıya gideceğim dedi. Bir gün önce otelde dedi. Kalıyor, neden ertesi gün evine gideceğim dedi. Eşyalarını almamış mı peki? Ben aradan bir hafta sonra çağırdı bizi. Eşyaları hiçbir şekilde almamış. Biz kimliğe bakmaya gittik, eve bakmaya gittik. Ondan sonra kimliği duruyor. Kimliği durmuyor pardon. Ondan sonra şey yaptık. O zaman en son gören sizsiniz Azize'yi. Azize'yi en son gören bir de kahvaltıya geldi. En son... kaç Aralık'ta? 4 Aralık'ta pazar günü bize kahvaltıya geliyor. Ondan sonra da biz Azize'yi görmüyoruz. Ama siz o sırada eve gidip gitmediğini bilmiyorsunuz. Bilmiyoruz. Nereye gittiğini bilmiyorsunuz. Şimdi, ama fotoğraf kendi evinde atılıyor. Mutfağı orası. Yani sizden gittikten sonra fotoğraf atıyor. Evet. Pazar günü fotoğraf. Evet. Evet, orası mutfağı. Pazar günü evet. Beraber çarşıya çıkıyorlar. Onun mutfağı şu anda orası. Bizden evet. Sabah evden ayrıldıktan sonra kendi ben evine gidiyor. Ben şunu anlamıyorum peki. Önce verdiği ifadede ben işte karımı diyor beni aldattığı için diyor işte öldürdüm parçaladık işte Yalçın da yardım etti. Yok şöyle parçaladık böyle parçaladık detay veremeyeceğim. Gerçekten çok korkunç yani sevgili evet. İzleyiciler. Fakat sonrasında işte ben götürdüm taşıdım onu yaptım bunu yaptım diyen Recep senin abin. Evet. Ne oldu da suçu sizin üzerinize atıyor? Neden sizce?
Onu bir de çözemedik. Bizim mutluluğumuz hiçbir zaman için çekemedi. Beni daha önceden bile benim Tülay'la konuştuğumda bile ben Tülay'ı getireceğim, evleneceğim dediğimde ben onun yanında bekar kalıyordum zaten. Hayır o kız buraya gelemez. O kız buraya gelirse kötü yol. Bu kelimeler peki, söylendi ve bana bıçak çekildi. Şu anda bir şey soracağım. Beraber olduğu bir kadın da varmış en son diye. Demet Hanım'ı. Evet, Demet diye biriyle berabermiş. Peki şunu merak ediyorum. Beraber olduğu kadınlar çok kadınlar var da. Hayır Murat o zaman Azize'yi bu Demet'le mi aldattı? Yoksa Demet'le ne zamandır beraber? Demet'le 3 yıl oldu. Nasıl? 3 yıl oldu. 3 yıl mı oldu? 5 yıldır. 5 yıldan beri kayıp. Demet'le yeni tanıştı yani. 3 yıl oldu evet. O zaman başka bir kadınla aldattı tabii diyorsunuz. Ki. Şimdi gerçekten bir insan önce cesedi parçaladığını söyleyip sonra neden abisine, pardon erkek kardeşine ve onun karısının kız kardeşine böyle bir iftirada bulunur? Ya çok enteresan gerçekten. Çok ilginç detaylar da var. Şu anda cezaevinde sizin abiniz var orada. Evet. Turgut Atak tutuklu. Kadir işte ev hapsinde. Evet. Yalçın da işte cesedi parçaladığı, beraber parçaladığı iddia edilen Yalçın da serbest bırakılmış. Eğer ben de ona uymuş olsaydım ben de şimdi içerideydim. Allah Allah. Çok enteresan. Ben de ona uymuş olsaydım ben de içerideydim. Şu anda cesedin yeri bilinmiyor. Cesedin en azından... Benden hiçbir şey paylaşılmıyor Didem Hanım. Evet o da çok enteresan. Evet. Niye senle o da bana güvenmediğinden. Ben bütün doğruları hep yanında söylediğim için onun için bana güvenmediği için benden paylaşmıyor o tür şeyleri. Peki konuşacağız. Gerçekten çok çok ilginç. Yani ailesi de diyor ki sevgili Tülay da diyor ki hiç olmazsa kardeşim bir mezar olsun. Bir mezar olsun. Evet. Hala diyorum ne olursunuz bir mezar olsun. Yalvarırım size. Onun bir mezarına gideyim böyle bir dua edeyim. Yok onun bir mezarı da yok. Allah razı olsun gününü gören. Biz vazgeçmeyeceğiz Didem Hanım. Bugüne kadar vazgeçmedik. Biz vazgeçmeyeceğiz. Sizin programımızda olduğu gibi devam edeceğiz aramaya. Tamam biz de ben elimden geleni yapacağım. Zaten size ilk önce Allah'a sonra size Didem yani. Hanım bulun bir tane mezar olsun yani. Tamam tamam Tülay elimden geleni yapacağım ama çok enteresan çok ilginç detaylar var konuşacağız. Şimdi